yediyse. Merhaba, merhaba, nasılsınız? Çok mu acı? Güzeldir bu, Eminönü. Önce başlangıç acımız bu. Nasılsın? Acıyla aran nasıl bu arada, iyi misin? İyi. Yeni evin hayırlı olsun. Sağ ev nasıl? Ol. Bize evi gezdir istiyoruz ama evi anlatabilecek misin, anlatamayacak mısın bilemiyorum. Anlatırım. Doğan'la yemiştim böyle. Şey, saçmalamayın. Doğan mı tuttu? Nasıl? Şu an ne istedin? Bu hemen geldi. Bu hemen geliyor. Bir tane daha... Alo. Ya oğlum bir imotonlayalım amına koyayım. Manyak mısınız lan siz? Allah Allah. Ulan çil çil takılıyoruz burada amın. Pis herifler ya. Yemin ediyorum var ya sizden korkulur bak. Harbiden korkulur ya. Ama birazdan o. Adam gitti yine dağ gibi adam. Gördüğün şeyi sen anlasın. Evet anladım ben. Survivor kıyafetleri tablolanmış, çerçevelenmiş. Takım ne deniyor bunlara? Bandana. Şunu çek adamı şu. Bandana. Adam ağlıyor dağ gibi. Kıçkırık tuttu. Burada bunu gösterirken şuradaki hale bak. Bu çok acı ya. Abi gezdir bizi. Salona gidelim. Baksana. Aa dağ gibi adamı yıktık gerçekten. Bunlar fanlardan gelen. Nisa ile bana... İyi konuşabiliyorlar gelen. Ya. Adamı kaybettik. Gözyaşı geliyor şu an. Ne oldu ya? Bak bu saatin bende anısı var. Saati Nisa beğendi, ben almadım. 3 ay boyunca hiç çalışmadı o saat. Sonra pıt diye çalışmaya mı başladı? Sonra pil aldık. 3 ay çalışmadı sonra pil aldık. Aynen. Bunlar da fanlardan geldi. Bunu ben kendime almıştım. Totem yapmıştım. Oğlum daha hiçbir şey içmedi bu arada. Ne süt ne yoğurt. Aldılar. Sen iyi misin? Hiç iyi değil ha. Ben sana bir şey mi? Yok şu an değil. Cool'luk yapacaktı, bir saniye sürdük. Ne cool'luğu ya, var ya terliyorum. Şimdi bir tane daha acımız var. Bu da güzel bir acı ama bunu kürdan ucuyla çok az veriyoruz. Biraz daha gezdireyim dur. Diğerini verme vallahi. Ne oldu? Verme verme. 2 metre 1 santimlik bir adam. Biri gitti şu an. Kavga çıksa 50 kişiyi döver adam. Gel başka yere göstereyim. Ah. Oğlum böyle bir terleme yok ya. Yemin ederim elim ayağım boşaldı. Tamam şimdi arkadaşlar emotonluyu açın ama modlar aynı espriyi devam ettirmeyin. Tamam mı? Ayıp. Burası giyinme odası. Burada özel gösterebileceğim, herkesin merak ettiği yağmurluk var. Yarışmada bunun üstünden hiç çıkartmadım. O kokmuştur artık ya. Yok. 85 bin takipçisi var bu yağmurluğun. Vallahi mi? Tinti oldu aynen. Bir şey diyeceğim. Onu 100 kere yıkasan da hala. Koklat bakayım onu ben. Yaşanmışlık kokuyor ya. Kokmuyor şu an yalan. Neler kokuyor ya. Düzenli hayatımız. Ha bak sonra niye bandandım diye ağlıyorsunuz. Yani. Niye açık tutuyorsun? Dur biraz gezdireyim. Bir kokla bir bak. Yani bu bayıltır beni. Hayır. O yüzden kürdan ucuyla veriyorum. Bir oda daha göstereyim sonra. Hadi gel bir oda daha. Spor odasında yiyelim o zaman. Gel. Aynen. Burası spor odası. Sana da tavsiye ederim. Tamam ver hadi. Tamam ver. Hadi gel. İlk verdiğin kaçtı? 250 bin. İlk verdiğin. Evet. Şurup gibi aldığın için mi oldu öyle? Biraz meblağı fazla verdik. Aynen. Bu çok az. Bu 6 ya, milyon. Ya rengi siyah. 6 milyon. 6 milyon. Ben 1 milyonda kusmuştum ama söyleyeyim. Aç dilini. Bu adam niyeyse ölecekmiş, bayılacakmış gibi bir ismi şimdi ama hadi bakalım. İğrenç bir şey ya, aklıma geliyor bak. Demedi ki, modumu düşürdü ya. Tamam. 2 dakika daha hayattasın, 2 dakika sonra seni kaybedeceğiz. O yüzden sen bir 2 dakika daha gezdirebildiğin kadar gezdir abi bizi. Çizerim boyarım diye almıştım, kaldı orada. Hocam bu diğer lavabomuz, eğer alıcıysanız buraya da bakın. 21 Ocak doğum günüm. Biz de yeni tanıştık, şey yapabilirsin. Ben senin doğum gününe özel bir hediye hazırladım. Senin 8 Ocak mıydı? Evet. 2 metre 1 santimmiş, iyi boy var. Şaka yapıyorsun ya. Yok yapmıyorum. Peki bir şey diyeceğim, hiç hayatımda... Adam kapı kadar lan. Kapının altından... Bu kadar acı bir şey yemiş miydin? Zor geçer. Gerek yok. Bu kadar bir insanın acı yemesine gerek yok. Burası en çok keyif aldığım yer. Burada bütün gün otururum. Çekime geleceksin diye yemeğimi yarım bıraktım. Onları da göster. Sen yemeğe devam. Pilav iyi gelir belki biraz. Ya yemeyeceğim şimdi. Şu an hiçbir şey güvenmiyorum. Bir şey arttırır diye yemeyeceğim. O kadar kötü mü oldun ya? Bir de bak kürdanla ver. Geliyor. Dilimden damağıma değdi. 1.90 mıymış? Oğlum 2 metre 1 santim değil mi? Bir de gözyaşı gibi ağzının içi akıyor. Sen yedin değil mi bunu? Hatim ettim ben bunu. 50 kere yedim. Senin ne gerek var? Kaç numara ayakkabı giyiyorsun? 43. 44.5 olmuyor mu? Biraz büyük oluyor. Oluyor ama yani. Ayakkabı vereceğim sana doğum günü hediyesi. Valla? Ama 44.5. Hareket edince sanki geçiyor. Dur ben hareket edeyim. Bu fazla ayakkabılardan bir tanesini bana kakalıyor mu? Ben mi yani şey yapıyorum? Hayır. Bu tarz seviyor musun? Severim. Yok bu bana büyük. Bakın. Sana aldım ama 1.5 numara büyük almışım. Bunlar da büyük. Ulan büyük tabii, hepsi senin ayakkabın. 44.5 giyiyorsun. Nisan'ın ayakkabı varsa Nisan'ınkini vereyim. O 44. Nasıl 44.5 giyiyor ya? Nasıl ya? Bir tık daha iyiyim şu an. Şu an konuşabilirim yani. Bu uyuşma, yanma... Abi bize video geçti. Geçmiyor. Geçti mi? Oğlum... Şimdi geldi. 44.5 giymesi mümkün değil ya. Ulan ben 46 giyiyorum.
2 metre, evet, biraz küçük. 2 metre 1 santim boyu varsa yüksek ihtimal 46-47 en az giymesi lazım ya. 1.92'ymiş. Var. Bir tane daha mı vereceğim? Hadi bir tane daha vereyim. 60 milyon var. Özel senin oha için getirdik. Yok inandı ya. Yok abi yok. 60 milyon. 60 değil ama aynısından alırım. Geçti yani. Bak kendin kaşınıyorsun. Çıkaracağım, vereceğim. Sonra yine de olacaksın yani. Yok bence zirvede bırakalım. Sen bilirsin. Bence zirvede. Sende kilo da var abi, doğru. O bir numara koyuyor bu arada. 89 kiloya, 87 kiloya indiğim zaman 45 giyiyordum. Kilo alınca 46'ya çıkıyor. Bırakalım. Ben okeyim. Bak kaşınıyor. Vermeyelim. Yok yok, vallahi vermeyelim. Ben yerim ama vermiyorum. Yok ben sonra akşam çok küfür yiyeceğim zaten. Şimdi de yiyeceğim senden akşam küfürü. Bir daha verirsem daha da küfür yiyeceğim. Çünkü bütün akşam miden yanacak sonra bir daha verirsem. Yani kulak çınlamasını azaltmak istiyorsun. Evet. Okey yani. İzleyen de bilsin ben yerim yani. Vermiyorsan sen bilirsin. Tamam, şu an vicdani bir şey yapıyorsun. Farkındayım. O yüzden senin kararına saygı duyuyorum şu an. Mertcan ona modlar bakar kardeşim. Sen siktir et. Dahil olma. Ben şu an düşündüm. Bu arada 2021 yılının ilk R'sini yapmış bulunmaktayım. Hangi takım tutuyorsun sen? Ben tutmuyorum ya. Galatasaraylıyım da yani. 3 tane adam sayamıyorum. Beşiktaş falan forma vereyim bari, bir şey yapayım ya. Olur, lay 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 Beşiktaş. Lay 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 Beşiktaş Spor. Kaç giyiyorsun? Kaç giyiyorsun? 44,5 large olur. Lay lay lay. Geçiyorum buraları. Fanatik ol. Yolunu yapıyor. 21'i stokladım. Ayak numaramı da söylemeyeceğim. Ha dur. 44,5 ayakkabı kakalamaya çalıştım ben. Nereden bulacağım ayakkabı numaranı senin? Ayakkabı numarası çıkıyor. O da çıkıyor. Google'da. Evet. Senin acın geçti bu arada. Geçti. Hiç vallahi arkandan da söylemeyeceğim. Akşam biraz ağrısa bile zaten Gaviscon içerim. Bir sıkıntı yok yani. Çıkışta ufak bir yanma oluyor böyle. Vallahi ben çıkartmıyorum. İlaç biliyorlar. Nasıl ya? Nasıl? 2-3 gün nasıl yapmıyorsun ya? Sen günde o zaman da gitmeyeceğiz. Hepimiz biliyoruz bunu. Geri gideceğiz, ayakkabılarımızı, eşyalarımızı alacağız. Ama video işte, ne yaparsın? Doğuş Çabakçı'nın evinin önüne geldik. Burası güzel bir rezidans. Biz o kadar rahatladık ki artık, bak gel. Tek tek hocam ayakları gösterelim. Kim hastanelik oluyor? Çoraplar. Çoraplarla geziyoruz. Sen de çoraplısın. Bu arada az önce şakası, çok ciddi söylüyorum. Hastaneden geliyorum. Barış yağıydı. Asiktir. Şu anda mide krampı, spazmı bir şeyler geçirmiş. Bir ilaç vermişler, serum yapmışlar, kalkmış. Hepimiz bunu yaşadık. Şimdi biz bunu Doğuş'a söylemiyoruz. Akıllandık, daha az veriyoruz. O kadar akıllanabildik. Biz bayağı denekmişiz oğlum. Bizi bayağı denemiş lan. Gelmiş böyle ağzını verip ağzımıza sıçmış. Sonra şurup upgrade'i getirmiş. Ulan ben hastanelik, belki de hastaneliktim yani. Çünkü gece bildiğin yatakta böyle kıvrandığımı biliyorum. En az 8 defa tuvalete çıktığımı biliyorum. Akıllanmadık yani.